Piano dell'Università di Istanbul. İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümü ile birlikte yapıldı. Kendilerine işbirlikleri için çok teşekkür ediyorum. Sadri Güneş, İtalyan Dili Edebiyatı bölümünün başkanı. Antonella Elia okutman olarak görev yapıyor. İtalyanca okutmanı Dışişleri Bakanlığımız tarafından görevlendirilmiş bir hoca aynı bölümde. Bugünkü iki konuşmacımız Cristiano Bedin ve Dilara Durmaz. Her ikisine de hoş geldin diyorum. Hafta konusunda, dil haftası konusunda iki söz söylemek istiyorum. Bugünün webinarının da konusu onunla bağlantılı. Artık 20 yıldır, 20. defa olarak bütün dünyada İtalyan Dili Haftası'nı kutluyoruz. Çeviriye ses ulaşmadığı için Türkçe yayın yapılamamakta efendim. Sanırım konuşmacı değişecek şu andaki teknik sorundan ötürü. Gördüm. İtalyanca konuşan konuşmacı döndüler efendim. Ci siamo, mi sentite? Ecco, perché era andata via un attimo la connessione, purtroppo questi bağlantı ne yazık ki kopmuştu diyor sayın müdürümüz. Canlı yayının hem iyi hem kötü yanlarıdır diye sayın müdür aktarıyorlar efendim. Bazı zorluklarla karşı karşıya kalınabiliyor böyle etkinliklerde. Şöyle söylüyordum, 20. yıl, 20. defa Dışişleri Bakanlığımız, İtalyan Diller Akademisi olan Kruska Akademisi ile birlikte bütün dünyada bir dizi etkinlikle büyükelçilikler, konsolosluklar ve kültür merkezleri aracılığıyla belirli bir tema üzerine hafta gerçekleştiriyorlar. İmgelerle bu kez grafittiler ve çizgi romanlarla ilgilenen bir tema oluşturuldu. Dün de Buket Uzuner ve Tita Faraç ile ilgi çekici bir sohbet yapılmıştı. Bugün de bir dijital sergi açılacak. İtalyan çizgi romanının bütün tarihini de aktaran bir sergi olacak. Bu son derece ilgi çekici bir sergi olacağı için de sosyal medya kanallarımıza, kültür merkezimizin bağlanmanızı öneriyorum. İtalya'daki geçmişi ve bugününü dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Grafik roman ve çizgi romanın çok önemli temsilcilerinden birinden de röportaj yapılacak. Çarşamba da devam ediyor etkinliklerimiz. Valentina Marcella hocayla yine bir sohbet olacak. Bu kez Napoli Orientale Üniversitesi. Kendisi Türkolog. Öğretim üyesi. Bize İtalya ve Türkiye arasında bir karşılaştırmalı sunum yapacak. Evet, bütün zaten temalarımız İtalya ve Türkiye'yi bir araya getiriyor. Burada Türkiye'de İtalyan çizgi romanını tanıtma amacı güdüyoruz. Bir yandan da bizi İtalya'dan takip eden dostlarımız var. Onlar için de bir pencere açmaya çalışıyoruz Türkiye'ye yönelik olarak. Buradaki Türk çizgi roman ekollerini ve başlıca kahramanlarını, başrol oyuncularını tanıtmak istiyoruz. Benim açımdan da ilginç olacak. Cuma öğleden sonra da yine bir webinarımız var. Cumartesi ise çevrim içi olarak bir film gösterilecek. Giovanni Veronese'nin Kralın Silahşörleri filmi. Ve son olarak ise bir caz konseri olacak.
Roma Casa del Jazz, caz evinden canlı. Jacovitti'ye atanmış bir, adanmış bir konser olacak bu. İtalyan çizgi roman çizerler arasında en tanınanlardan bir tanesi. Ve günlüklerini satın almış öğrenciler var. Bütün eğitim hayatlarının da eşlikçisi olarak yaşamış durumdalar. Şimdi Sayın Antonella Elia'yı davet etmek istiyorum. Kendisi bu çeviriyle ilişkili olarak bize Türkiye'de çizgi romanın çeviri geçmişini ve macerasını da anlatacak. Herkese iyi günler diliyorum. Ben Antonella Elia. İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde okutmanım. Bugün meslektaşlarımın moderasyonunu yapacağım. Kendini takdim etmeden önce öncelikle İtalyan Kültür Merkezi'ni, İstanbul Başkonsolosluğu'nu ve Ankara Büyükelçiliğine teşekkür etmek istiyorum. Kendi departmanımın aynı şekilde yöneticisi müdürüne de çok teşekkür etmek, başkanına da teşekkür etmek istiyorum. Biz hocalar arasında da bütün öğrencilerimizin çok ilgisini çeken bir konu olarak bunu gördük. Okuma tercihleri arasında kesinlikle ilgilerini çok çeken konulardan bir tanesi. Üzerine konuşuyor olacağız bugün. Konuşmacılarımızı hemen tanıtayım. Dilara Duymaz ve Cristiano Bedin. Bugün bize semantik ve pratik açılardan potansiyelini anlatacaklar. Dilara Duymaz üniversitemizden mezun oldu İtalyan Dili Edebiyatı'ndan ve Bologna Üniversitesi'nde uzmanlaşma fırsatı buldu. Yıldız Üniversitesi'nde şu anda doktorasını sürdürüyor ve İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Sayın Bedin ise Venedik'ten mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde görev yapıyor. Birçok yayınıyla ulusal ve uluslararası olmak üzere çok sayıda eser verdi. Ana araştırma konusu çizgi roman ve grafik roman. Öncelikle Dilara Hoca bize karşılaştırmalı olarak Türk ve İtalyan edebiyat sistemlerindeki çizgi roman çevirilerinden bahsedecek. Cristiano Bedin ise çizgi romanın semantik yaklaşacak ve özellikle de grafik ve görsel imkanlarından bahsedecek. Bu sayede bir anlatının görsellerle, imgeler ve sözcüklerle bir araya nasıl getirildiğini ifade edecek. Eğer sorunuz olursa, aşağıda görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Q&A bölümü var. Q&A bölümünden sorularınızı yazılı olarak iletebilirsiniz. Aynı zamanda lisan seçme şansınız da var. İtalyanca'dan ya da Türkçe'den bu sohbetleri takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum ve Sayın Duymaz'a veriyorum sözü. Çok teşekkürler Antonella. Beni duyuyorsunuz tahmin ediyorum. Sesim geliyor değil mi? Evet, bu ilk bölümde özellikle çizgi romanların ve onların tercümelerinin tarihçesinden söz etmek istiyorum. Burada önemli olan tercümenin içerisine, tercümenin önemli olmasının nedeni İtalyanca'ya da Türkçe'ye de bu kitaplar hep tercüme edilerek girdi. Hayatımızda böyle başladılar. İşte bu noktada özellikle bu konu ele alındı, tercüme konusu ele alındı. Yani daha çok
çizgi romanları ele alacağız. Grafik novellerden pek söz etmeyeceğiz. 1800'lerin son 10 yılında bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne pek çok göçmen geldi. Bunlar farklı dillerde konuşuyorlardı ve farklı sosyal gruplardan çıkmış insanlardı. Günlük gazetelerde bir sorun doğdu. Bu tarz okurlara nasıl ulaşacaklarını pek bilemiyorlardı. Bu nedenle de bir takım imgeler, resimler kullanmaya başladı gazeteler ve ekler, renkli ekler yapmaya başladılar. Böylelikle hem yetişkinleri, hem ergenleri, hem de çocukları çekmek istiyorlardı. Bütün bunlar aslında ticari kaygılardı diyebiliriz ama bir şekilde de çizgi romanların yolunu açtılar. Richard Felton Outcault Paris'te akademi mezunuydu ve o bir takım haberler oluşturdu. Hogan's Alley adı verilen 1895 yılında doğdu bu. Bir mizah dergisi niteliğindeydi. Bir dolu sayfa olarak çıkmaktaydı. Burada olaylar bir göçmen ailenin göçmenler ortamında geçiyordu ve de bir İrlandalı bir genç çocuk vardı. Devamlı sarı gömlek giyiyordu. Onun için de ona Yellow Kid adı verildi. İşte bu şahsiyet daha sonra Yellow Kid adlı derginin doğmasına yol açtı. Yellow Kid kendisiyle birlikte bir takım yenilikler oluşturdu. Bir kere baloncuklar ortaya çıktı sözcükleri kapatan. Sonra dinamikliğin altını çizebilmek için bir takım hareket hatları gerçekleşti. Sonra da hikaye parçalara bölündü. İşte bunlar da bir anlamda çizgi romanın doğumu oldu ve bunlara genellikle comics veya funnies adı verildi. İki yıl kadar sonra 1897'de bu kez Rudolf Dirk Cats and Meow Kids diye bir kitap oluşturdu. Bu bir Amerikan mizah dergisiydi ve New York Journal'ın eki olarak çıkmaktaydı. Burada da gene çok kültürlü, çok etnik bir ortam söz konusuydu. İngilizce konuştuğu halde Almanca'nın etkisinde olan bir aileden söz edilmekteydi. Çizgi romanın doğumundan itibaren ve ilk yıllarından itibaren İtalya'ya geçebiliriz. 27 Aralık 1908'de Corriere dei Piccoli çıkıyor. Bu Corriere della Sera gazetesinin iki niteliğinde. Buna Corrierino adı da veriliyor ve haftalık çizgi roman olarak karşımızda. Bu yeni dergi, bu çocuk dergisi sadece Amerikan çizgi romanlarını İtalya'ya taşımakla, tercüme etmekle kalmıyor. İçerisinde bir de İtalyan çizgi romanı var. Attilio Mussino, Bilbo Bull adını vermiş buna. Pedagojik bir takım amaçları var. Bu derginin tabii ki amacı gençleri eğitmek ve onların yaşlarına göre onları bilgilendirmek. 1910'da Happy Hooligan, Frederick Bird Hopper tarafından ortaya çıkartılıyor ve buna Fortunello adı veriliyor bu İtalyancasına bu dergi. 1921'de gene Corrierino'da Cats and Meow Kids ortaya çıkıyor. Bunun da başlığı adı Bibi ve Bobo oluyor. 1921'de ise ilk defa Bringing Up Father, Archibaldi ve Petronilla olarak çıkıyor. Şimdi bunlar ilk tercüme edilen çizgi romanlara örnekler. Bunlar daima bir şekilde isimlerini değiştiriyorlar, hatta İtalyanize ediliyorlar. İşte bu ilk İtalya'da tercüme edilen çizgi romanlardan Türkiye'ye de geçebiliriz. Çizgi roman Türkiye'ye 1930'larda giriyor. Bunlar Cumhuriyet'in ilk yılları ve tabii ki ulusal eğitime çok önem veriliyor. Çocuklara ulusal bir bilinç aşılanmak isteniyor ve bu çok önemli. Bu yeni tarz entelektüellerin pek de dikkatini çekmiyor aslında. Hatta bu yeni şeyle isim vermekte de zorlanıyorlar. Uzunca bir zaman roman diyorlar ya da resimli roman diyorlar. Ancak roman o zamanlar tabii ki saygınlık içeren bir tarz, bir edebiyat türü. Pek çok da çelişki oluyor. Örneğin Eğitim Derneği müdürü
Tarzan'a karşı savaş açtığını deklare ediyor. Bazıları Mickey Mouse'un bir canavar olduğunu ileri sürüyor. Otoriteler sadece isimleri, yabancı isimleri değiştirmekle kalmıyorlar. Kişilerin renklerini de değiştiriyorlar. Sarışınlar bir anda esmere dönüşüyor. Ama bütün bunlara karşın gene de Türkiye'de çizgi romanları seven bir kitle oluşuyor. Eğer bu çizgi roman fanlarının oluşturduğu bloglara bakacak olursak, Türkiye'de en popüler olanların İtalyanca'dan çevrildiğini görüyoruz. İlk örnek olarak Pecos Bill karşımıza çıkıyor. Türkçe'ye Pecos Bill'in Harikulade Maceraları diye çevrilmiş. Gene forumlarda fanlar Pecos diyorlar ve Pecos'un pek hoştan geldiğini söylüyorlar. Dolayısıyla Pecos'un bu şekilde Türkçeleşmesi mümkün. 1955'te Kapitan Mickey karşımıza çıkıyor ve ona Tom Mix deniyor. 1954'te İtalya'da Grande Black çıkıyor ve bu iki yıl sonra Türkiye'ye geliyor. Texas adı veriliyor buna. Texas ve Tom Mix o kadar seviliyor ki Türkler tarafından aslında çizgi romanların genel ismi haline geliyor. Ve inanılmaz bir popülerlik oluşuyor. Bu Grande Black'in yerelleşmesine de yol açıyor bir anlamda. 70'li yıllarda Çelik Bilek İstanbul'da Zaman Makinesi diye bir kitap yayınlanıyor. Burada Çelik Bilek, bileğin çelikten olduğu vurgulanıyor. Texas adı orijinalde duruyor. Ama Çelik Bilek'in serüvenlerine baktığımız zaman burada bir tür kolajla karşılaşıyoruz. Zaten isminden de anlaşılıyor. Konu tamamen lokalize hale getirilmiş. Kahramanlar bir zaman makinesiyle İstanbul'a geliyorlar. Turistik bir gezi yapıyorlar. Sonra Çanakkale'ye geçiyorlar ve burada savaşla karşılaşıyorlar. Şimdi burada ilginç bir noktanın altını çizmek isterim. İtalyanca'da black sözcüğü aslında İngilizce siyahtan geliyor. Fakat okumakta İtalyanlar zorluk çektikleri için bunu black diye yazıyorlar. Yani duydukları şekilde yazıyorlar. Bu da Türkçe'ye bilek olarak geliyor. Yumruk vesaireden de aslında hoşa gidiyor. Bu şekilde kullanılıyor. 1959'a geldiğimizde Kinova var. Kinova'nın foto romanları da oluyor. Ama asla Texas Tom Mix kadar ünlü olmuyor. 1961'de bir başka çizgi roman var Türkler tarafından okunan. Bunun da adı Tex. Aynı isim kalıyor. Ancak yazılması Türkçe oluyor. Türklerin okuyabileceği gibi oluyor. Zagor 1962'de tercüme ediliyor. Ama o yıllarda Texas ve Tomix o kadar popüler ki Zagor'da bir başarı göremiyoruz. Onun için 1970'te yeniden tercüme ediliyor. O zaman çok büyük bir başarı elde ediyor Zagor. Gelmiyor. 1971-72'de 3'te filme konu oluyor Zagor. Diabolik bir karşıt kahraman ve 1962'de basılıyor. Günaydın'ın eki olarak çıkıyor Günaydın gazetesinin. Kara Şeytan adı veriliyor burada. Diabolik bir çizgi film olarak Türk kanallarında, televizyonlarında da yayınlanıyor. Corto Maltese'nin tercümesi bayağı geç Türkiye için. Aslında büyük yayın evleri, Yapı Kredi ve NTV gibi yayın evleri tarafından tercüme ediliyor, konuyor. Ama bütün sayıları tercüme edilmiyor. Mister No ilk defa Western olmayan bir İtalyan çizgi romanı. Mister No üzerinde sadece Akso Yayın Evi tarafından basıldığını biliyoruz. Yapılan forumlardaki araştırmalarda
Mr. No'nun fanlarının bütün sayıları tercüme etmek için uğraştıklarını ve bunları buldukları anda tercüme edip forumda yayınladıklarını biliyoruz. ''70'li yıllarda Ken Parker'ı görüyoruz. Burada Alaska adı kullanılmış. Bu daha edebi bir çizgi roman. Texas ve Tom Mix'e oranla farklı bir kitleyi cezbetmiş. Burada bir hikaye var ki adı Grev. Ve burada Ken Parker Grev'e karşı olan bir polisi öldürüyor. Aslında bu hikayede komünist fikirler var. Bu nedenle de Türkçe'ye çevrilmiyor.'' 1982-83 yıllarında Ken Parker Füsun Demirel tarafından tercüme ediliyor. Füsun Demirel Ken Parker'ı kendi siyasi görüşüne göre tercüme ettiğini söylüyor. Yani orijinalinden tamamen uzaklaşıyor ve diyor ki Ken Parker'a olabildiğince devrimci diyaloglar yazdım. ...1994'te Martin Mister Atlantis olarak çevriliyor. Ancak orijinal adını da gene görüyoruz kitabın üzerinde. 1996'da Dylan Dog tercüme ediliyor. Ancak bütün sayıları tercüme edilmiyor. İnternet sayesinde geniş bir kitleye ulaşıyor Dylan Dog şu günlerde. Nathan Never... 1991'de tercüme ediliyor. Bu bilim kurgu niteliğinde bir çizgi roman. Gene forumlarda gönüllü bir takım tercümanlarla karşılaşıyoruz ve bunlar da yayınlarını yapıyorlar, sürdürüyorlar. Şimdi eğer bütün bu çizgi romanların tercümesiyle bağlantılı olarak açıklama yapacak olursak, bunların tercümesinin herhangi bir metni tercümeden çok farklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada sadece metin yok. Burada imgeler de var ve bunlar bazen metinden daha da önemli oluyor. Metnin önüne geçiyor. Bunu söyledikten sonra üç şekilden söz etmek istiyorum. Roman Jakobson tarafından belirlenen bir tanesi. Endolinguistik denilen bir tercüme şekli. Burada özellikle linguistik işaretler yorumlanıyor ve bunlar için başka bir dilden yararlanıyor. Diğeri interlinguistik adı verilen tercüme şekli. Burada da gene linguistik işaretler bir başka dil aracılığıyla bu kez yorumlanıyor. Son olarak da intersemiyotik tercüme var. Burada özellikle dil ile bağlantılı olmayan işaretlerin tercümesi var. Yani bunlar nedir diyecek olursanız çizgi romanda karşılaştığımız çizgiler, resimler. Demek ki şöyle diyebiliriz, bir çizgi roman aslında intersematik. Gösterge bilimsel bir tercümedir. Bütün bu verdiğim örneklerden bir şey fark ettik ki hep isimleri değişmiş bu kitapların ve kültürel unsurlar da değiştirilmiş. Bunları anlamak için localization yani lokalizasyon ya da yerelleştirme sözcüğünü kullanabiliriz. World Wide Web Konsorsiyumu. Uluslararası bir kuruluş olarak uzun sürede web sayfalarının garantisi olarak bir açıklama yapıyor ve deniyor ki lokalizasyon bir ürünün adaptasyonu açısından veya herhangi bir destinasyon halinde olduğu noktaya kültürel ve linguistik açıdan ulaşabilmek için buna muhtaçtır. Anthony Pym bu konuyla bağlantılı olarak Translation Study terimini kullanıyor ve diyor ki lokalizasyon ya da yerelleştirme bir şekilde
software yazılım alanında kültürler arasındaki adaptasyonun düşünceye uyarlanmasıdır diyor. Burada bir edebi metin değil tabii söz konusu olan. Federico Zanettin bu lokalizasyon terimini intersematik tercümeye transfer ediyor ve ona göre deniyor ki tıpkı paranın, ölçünün, sembollerin olduğu gibi bütün tercüme görüntülerinin de bir şekilde tercüme edilmesi, başka bir dile aktarılması gerekir. Yani çizgi romanlarda daha görsel ve kültürel bilgilerle karşılaşıyoruz. Şimdi çizgi romanların lokalizasyonları konusunda başka örnekler de verebiliriz. Bu alanda tercüme yapmış kişilerden yararlanabiliriz. Ulrich Profrock Fransızcadan Almanca'ya tercümeler yapmış ve ödül almış bir tercüman. Ona göre metinden çok uzaklaşılmalı ve asla tercüme edilmiş duygusu okurda yaratılmamalı. Yani okur bir kitabı okurken, bir çizgi romanı okurken bunun farklı bir kültüre ait olduğunu hissetmemeli. İşte bunun için de kültürel unsurun tercüme edilmesi lazım ve bunu da resimlere bakarak yapmak lazım. İşte bu yüzden de intersematik tercümeden söz ediliyor ve belirli bilgilerin grafik alanında hikayeyi bölmeden okura geçmesi lazım. Söylediğimiz gibi bu aslında bir metnin tercümesinden çok daha farklı. Bazı tercümanlar metne bağlı kalmak için uğraşıyorlar. Hiçbir işareti ortadan kaldırmamaya çalışıyorlar. Özellikle çizgi romandan söz ederken. Ama Profrock diyor ki bu duruma müdahale etmek gerekir ve bunu engellemek gerekir diyor. Diğer iki Türk tercümanı ele alalım. İlke Keskin ve Sinan Okkan. Onlar da diyorlar ki bir tercümanın çizgi roman dilini bilmesi lazım. Çünkü eğer bir okur bir diziyi izliyorsa, sürekli okuyorsa o zaman belirli sözcüklerin özel bir takım anlamları var demektir. Örneğin nidalar, bağırtılar vesaire gibi. Ve bunların mutlaka takip edilmesi lazım, değiştirilmemesi lazım. Bir de tabii ki metinlerin resimlerle uyuşması şart. Sona geldiğimizde şunu söylemek isterim ki çizgi filmlerde tercümede belirli unsurlar son derece önemli. Tabii ki işaretler, dil, sözcükler bunlar son derece önem arz ediyor. Okurlar içinse temel olan tercümedeki sözcüklerin sürekliliği, bazı sözcükler hep aynı biçimde tercüme edilmeli. Resimle dil arasında ve lokalizasyon arasındaki bağlantıya da dikkat edilmeli. Teşekkür ederim. Şimdi sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler Dilara. Sunumun ilk kısmı için çok teşekkürler. Şimdi ben kendi PowerPoint'imi açacağım, sunumumu açıyorum. Bir dakikanızı istiyorum bunun için. Tamamdır. Ümit ediyorum ki görülüyor olsun herkesçe. Bir dakikanızı daha alıyorum. Affınıza sığınarak. Tamamdır. Şimdi tekrar herkese merhabalar. Benim konuşmam özellikle gösterge bilimsel potansiyeliyle ilgili olarak, anlamsal potansiyeliyle ilgili olarak yoğunlaşacak. Ve dilsel ve görsel kodlarından bahsedeceğim. Aslında başka noktalar da var ama tabii ki semiotik açıdan
başka bölümlerine giremeyeceğim soruları olan varsa memnuniyetle o bölümleri de yanıtlarda kapsamaya çalışırım. Şöyle başlayabiliriz. Çizgi roman iki farklı kodu bir araya getirir. Bir tanesi dilseldir, diğeri görseldir. Ve bu nedenle de kompleks bir türdür. Ve gösterge bilimsel araçları belirli bir mesajı sunmak üzere kullanır. Bütün bunlar tabii bir anlatının parçasıdır. Bildiğimiz gibi bir roman veya bir anlatının anlatıcı olmaksızın var olması mümkün değildir. Bir görsel metin dediğimiz zaman ancak anlatıcı olmayabiliyor. Çünkü eninde sonunda imgeyi herhangi bir şekilde sunmaya ya da formüle etmeye gerek yoktur. Ama çizgi romanda bir anlatıcı olabilir. Bu bir dış ses olabilir veya kahramanlardan birinin sesi olabilir. Bir ifade balonunda olabilir ya da bir altyazı da olabilir. Fakat genellikle de bu anlatıcı yoktur. Dolayısıyla çizgi roman, yani film gibi de diyebiliriz, anlatıcısı olmayan bir anlatıdır diyebiliriz. Görsel bir bağlamda anlatıcının yerine geçen şey bakış açısıdır. Konu, ya özellikle başrolde kim varsa orada bakış açısını bize bir dış unsur olarak da, yani mesela okurun bakış açısı olabilir. Fakat aslına bakarsanız o bakış açısı doğrudan doğruya kahramanlardan birinin bakışı da olabilir. Veya tümüyle var olmayabilir de. Burada belki de bu aslında en önemli farklardan bir tanesi olarak karşımıza sözlerle anlatmakla imgelerle anlatma arasındaki farkı gösterebilir. Grafik unsur çizgi romanda çok yoğundur ama her şeye rağmen de ne olursa olsun söz tamamlayıcıdır. İmgeyi tamamlar ve olmazsa olmaz önem taşır. Yani eğer bir metin olmazsa çizimi hiç anlamaya imkan olmayabilir. Bu sözlerle imgelerin bir araya karışması tabii ki daha dolaysız ve daha kısa ifadeleri mümkün kılar. Çünkü imge bağlamı doğrudan doğruya okura aktarır. Betimlemeye gerek yoktur. İşte bu yüzden de genellikle mizah ifadesinde kullanılır. Komik durumu aktarmak için son derece iyi bir enstrüman olarak karşımıza çıkar görsellik. Çünkü böylece uzun uzun betimlemeler yapmaya gerek kalmaz. Espriyi anlatma ihtiyacı kalmaz. Dolayısıyla çizgi romanın hızlı, basit, kısa olması bir yandan da yoğunluk ve okumanın ritmik akıcılığına da çok büyük katkıda bulunur. Mikro anlatım unsurları arasında çizgi romanın öncelikle mesela boşluk, beyazlıklar gösterilebilir. Bir bölge ile diğer bölge arasında mesela bölümler arası bir es olabilir, boşluk olabilir, bir zaman farkı, ardışıklık olabilir. Bir tanesiyle diğeri arasındaki geçiş bazen farklı da olabilir. Ama genellikle eğer aksiçe bir sebep yoksa genelde çok da küçük aralıklar vardır. Bu beyazlıklar, boşluklar farklı farklı da karşımıza çıkabilir. Mesela son derece geleneksel ilk bölüme bakalım. Corto Maltese'den aldığımız bir sayfa. Burada beyazlıklar, boşluklar nasıl? Var, yok değil. Bir geçiş, bir süre, ardışıklığı gösteriyor bize. Fakat bazen de o beyaz boşluk hiç mevcut olmuyor. Mesela burada hemen hemen aynı zamanda geçtiğini düşünebiliriz bu sahnelerin. Yani arada bir es vakti yok, bir
dinlenme, boşluk yok. Dolayısıyla beyazlık yok, boşluk yok. Süre içerisinde parçaların arasında zaman yok demek oluyor. Bunu ikinci, tekrar diyorum, ikinci örnekte net görüyoruz. Beyaz boşluklar hemen hiç yok. İlginç olan başka bir şey de üçüncü imgede görüyoruz. O sayfa bir Gianni De Luca grafik romanından görüyoruz. Hamlet. Hamlet'ten bir parça. Bir sahne bütün sayfayı kaplamış durumda. Ve burada tekrarlarla, aynı kişinin farklı pozlarda tekrarıyla ardışıklık görünüyor. Ama arada hiçbir beyazlık bırakılmamış. Dolayısıyla bir çizgi romanı okumak, bir roman okumaktan çok farklı. Gerçekten de bir çizgi roman okuduğunuz zaman imgeler her şeyin başında dikkatle gözünüze çarpıyor. Daha sonra okuyorsunuz. Yani balonları sonradan okursunuz. Dolayısıyla aslında okumakla bakmak arasında bir karışımdır. Bakmakla çok yoğunlaştırılmış bir, karıştırılmış, bir araya getirmiş bir okumak. Çizgi romanda bir sayfaya baktığınız zaman bir bütünsellik görülür aslında. Yani sayfa çeviriyorsunuz, yeni sayfaya bakıyorsunuz. Burada bir bütünlük görüyorsunuz, birliktelik görüyorsunuz. Yani ne olacak, ne olmakta, sayfanın tümünü birden görüyorsunuz. Bu tabii ki roman okumaktan çok daha farklı. Yani orada imge yok romanda. Sadece yazılı bir metin var. Oysa çizgi romanda fikriniz hemen oluveriyor. Birazdan ne olacak görüyorsunuz. Tam olarak oturup okumadan önce görüyorsunuz. Dolayısıyla sayfa çizgi romanda önemli bir unsur. Romandaki arka arkaya gelen şeyler bir arada algılanıyor. Genellikle bir sayfa içine toplanıyor bir arada arka arkaya gelişen olaylar. Dolayısıyla son derece iyi yapılandırılmış bir bölüm. Sayfayı çevirdiğiniz zaman daha büyük, uzun bir es oluyor. Sahne değişebiliyor. Bir zaman geçiyor, uzunca bir zaman geçiyor. Genellikle sayfa, daha ileride de gördüğümüz gibi farklı şekillerde de organize ediliyor. Böylece görüşün daha kompakt olması, bütünleşmesi sağlanıyor. Anlatı da bu şekilde daha bütünlük, kendi alt bütünlüklerine ulaşmış oluyor. Farklı farklı sayfalar var. Çizgi romanda farklı işaretler diyebiliriz bunlara. Üç tane makro grubumuz var. Yazı işaretleri, çizgi ve kip ve zaman işaretleri diyebiliriz. Şimdi ifadeler mesela, bağırış çağrışlar ve gürültüler var. Bunlar kutu içinde olmuyor, altyazıda olmuyor, bulut içinde olmuyor. Bunlar çizimin içinde oluyor. Gerçekten de imgenin bir parçası haline geliyor. Fiziksel olarak imgenin parçası haline geliyorlar. Bunlar genellikle onomatope şeklinde, yani tabiat taklit sesleri şeklinde belirli bir sesi tam aktarıyorlar. Duyulamayacak bir ses tabii bu. Yani sinemada olandan farklı bir durum. Ve bu sayede de aynı zamanda görselliği arttırıyor ve sahnenin anında kavranmasına destek oluyor. Mesela ilk iki görsele baktığımız zaman burada, ortadakine de baktığımız zaman, soldakine de baktığımız zaman tam taklit sesinin harflere geçirilmiş hali aynı zamanda imgeye de büyük bir katkı yapıyor. Sonuncuya baktığımızda ise Benito Iacovitti'nin, önemli bir İtalyan çizgi romancısı, burada tabiatı taklit demiştik genelde, onomatopeler demiştik. Genellikle de Anglo-Sakson kökenli ses ifadeleridir. Burada bir İtalyanca sözcük var. Pugno, yumruk demek. Ve ses olarak da yumruk tabii ki aslında tabiatı taklit sesi değildir, onomatope değildir. Ama oraya bir de müzik notası koymuş ve ifade etmiş. Tabii ki başka bir işaret de lettering'dir. Yani
doğrudan doğruya harflerin kullanımıyla kendini gösterir. Aslında harfleme genelde çok standarttır. Genellikle büyük harf kullanılır yazılarda. Fakat her zaman standarda karşılık gelmeyen görüntüler de karşımıza çıkabilir. Bazı şeylerin özelliğini bize fark ettirmeye çalışır. Mesela burada bir örnek gösteriyorum size. Burada Gipi'nin bir çizgi romanı ve ifade katılmış harflerin kullanımıyla sözcüklerin nasıl telaffuz edildiğine doğru dair fikir veriyor. Mesela silinmişler de var. Belki pek anlaşılmayan sözcüklere işaret ediyorlar. Veya sonradan eklenmiş, cümle kurulduktan sonra fark ettirilmiş, belki bir şeyin altını çizen, netleştiren veya tekrar edildiğini ifade eden açıklamalar. Aynı zamanda mesela çerçeve içine alınmış ya da yuvarlak içine alınmış, bunun önemli olduğunu belli eden işaretler var. Başka işaretlere geçecek olursak, bunlar kullanılan çizgilerle ilişkili. Çizgiler özellikle bir dinamik etki uyandırmak için olmazsa olmaz unsurlar. Hareket ifadesi mesela karşımıza çıkıyor. Vücudu belirli bir formatta durduruyor mesela. İlk imgeye bakacak olursak, burada Zagor'dan aldığım bir görsel. Burada sabit bir imge görüyorsunuz ama öyle bir pozisyonda durulmuş ki özel bir an olduğu son derece belli. Ayrıca ve dinamikliğe de büyük katkıda bulunuyor. Anatomik eksiksizlik, kusursuzlukta vücutta yine dinamik olarak katkı olarak karşımıza geliyor. Bunun dışında hareket için eklenmiş konturlar var. Yani bazı çizgiler hareket halindeki vücuda eşlik ediyorlar. Dinamik grafik işaret bu şekilde bazı özelliklere de kendini gösteriyor. Mesela çizginin kısa olması, köşelerin olması, hatların modülasyonu, bazen dokuların düşük kaliteli olması veya diagonal verevlerin daha hakim olması, kapatılmamış bazı çizgilerinde olması, hepsi dinamik işaretler. Hareketi destekliyorlar. Son derece basitler. Aslında statik gibi bile görünüyorlar. Ama mesela şimdi bakalım sağda bu seferkini Calvin ve Hobbes'ten aldım. Mesela burada örneğin bulamadığımız şeyler var. Burada hareket çizgileri yok ama çizer bazı kapanmayan çizgilerle, verev hatlarla, her durumda da diagonallerle yine de dinamizm kazandırmayı başarmış imgeye. Aynı zamanda önemli unsurlar arasında fon kullanmak, renk kullanmak da var. Unutmayalım, renkle doğdu çizgi roman. Daha sonra gazetelerde çok kısa, genellikle de mizah içerikli olarak yayınlanmaya başlayınca siyah beyaza dönüştü. Kuşkusuz canlılık kazandırıyor, daha anında kavrama fırsatı veriyor renk. Aynı şeyi imgelerde siyah beyazla vermek çok daha zor ve çok daha büyük çaba ve zaman gerektirir. Fon ise unsur olarak daha gerçekçi bir imgi oluşturur. Ancak anında kavranma kolaylığını azaltır. Yani genellikle bu mizah içerikli imgelerde genellikle o andaki esprinin vurgulanması gerekir ve hemen hemen hiçbir zaman için fon kullanılmaz. Böylece okurun algısı doğrudan doğruya ön plana yoğunlaşmış olur. Bakalım mesela aşağıda slide'ın altında bir örnek görüyoruz. Yine Calvin and Hobbes. Bu da
burada hiçbir şekilde bir fon kullanılmamış. Ayrıca yazar, çizer bir kere fon çizip onu tekrar etmemeyi arzulayabilir. Çünkü çok kalabalık olabilir. Aynı fonu tekrar tekrar çizmek ağırlaştırabilir. Gereksiz tekrar oluşturabilir anlatıda. Bir örneği, özel bir örneğe bakalım. Büyük görüntüler. Tel Nemo'dan 30'lu yıllardan, 1900'lerin başından bir Amerikan çizgi romanı. Burada fonun önemli sayıldığını görüyoruz, mevcut en azından. Bu aynı zamanda bir anlatının da parçası olma özelliği gösteriyor. Yine zaman ve hareket ayrıntılara baktığımız zaman süreyi de kavramış oluyoruz. Mesela bazı şeylerle vücudun hareketi, mesela Topolino'nun Mickey Fare'nin arabasının yanındaki çizgilere bakalım mesela. Veya ayağı hafifçe kalkmış bir kahraman hareketi anlatabilir. Ya da dört ayak birden havalanıyorsa örneğin. Dört ayak birden havada olmaz ama en azından hani bir koşma, dinamizm ifadesini bize fark ettirir. Aynı zamanda ifade işaretleri de mevcuttur. Bunlar genellikle soyut işaretlerdir. Yani mesela soyutu somuta çeviren, diyelim ki var yemez amcanın cimriliğini göstermek için dolar görünmesi veya fikir anlamında bir ampul yanması gibi. Aynı zamanda balonların da, söz balonların da şekilleri önemli. Diyalogları kendi içinde tutan balonlar bunlar. Balonlar belirli şekilde karakterize edebilir durumdadırlar içerideki yazıları. Mesela bazı düşünceler farklı balonla ya da sözler veya dolaylı ifadeler veya televizyondan, radyodan gelen ifadeler yine farklı balonlarda ifade edilebilir veya bunların içinde kullanılan diyelim ki kalın harfler de bize farklı ifadeler sunar. Genellikle yüksek ses ya da bağırmayı kalın harfler ifade eder. Aynı zamanda genellikle konturlar genelde hayli düzenlidir. Dikdörtgen konturları vardır sahnelerinde. Ama farklı farklı bordürler de tercih edilebilir. Mesela flashback için ya da aynı şekilde dolaylı ifadeler için karşımıza çıkabilirler ya da doğrudan doğru kontur çizgileri hiç olmayabilir. Eğer yoksa, bazen yok hakikaten de, bazen de son derece belirgindirler. Bu imgeler arasında belirgin algı farkı oluşur. Yani bazılarından diğerleri daha önemli, istisnai olan görüntüler daha farklı ve önemli olduğunu kendi bize gösterir. Mesela burada bir sayfa var. Sol tarafta Sandman. Burada son derece belirgin şekilde çerçevelenmiş olanların özel ilgi istediği hemen anlaşılıyor. İki kavramdan daha hızlıca bahsetmek istiyorum. Dediğimiz gibi sayfa bir kompozisyondur ve karmaşık bir kompozisyondur. Ve bir bütünsel anlatıyı içinde barındırır. Bütünsel bir ifadesidir anlatının bir kısmının. Birlikte baktığımız zaman söylemiştik, sayfayı çevirdiğimiz andan itibaren hepsini birden algılarız ve genellikle çizerin bize sunduğu grafik görüntü anlatıdan çok daha karmaşık da olabilir. Yani bu sayede tercihe göre, neyi nereye konumlandırdığına göre de daha karmaşık hale gelebilir. Dikey kompozisyonlar daha az stabildir.
yatayda olduğu zaman çok daha stabil ifadelerde karşımıza çıkmış olur diyebiliriz. Ne kadar karmaşıksa sayfa, o kadar da anlatı karmaşıklaşır. Son olarak ise üstüne durmak istediğim bir nokta daha var. Bu da çizgi romanların ve grafik romanların yayınıyla ilişkili. Bir grafik anlatının yayınlanışının tarzına göre tabii kompozisyonu da değişir demek istiyorum. Yani gazetede mesela çok daha az kompozisyon şansınız var, çok daha az yeriniz var. Ona karşılık çizgi romanlar küçük de olsa, grafik romanlar büyük de olsa yine de en azından kompozisyon açısından tüm sayfaya yayılarak farklı şekilde ifadelere fırsat verirler. Son yıllarda aynı zamanda yeni bir grafik roman tarzı da doğdu. Bunlar grafik gazetecilik ya da günlük diye karşımıza çıkıyor. Ayrımcılığa, ırkçılığa karşı mesela ifadeler olabiliyor. Toplumsal cinsiyet üzerine tartışmalar olabiliyor. Ve bunlar da yine imgelerle anlatı yapıyorlar. Ve mesela il fotografo, fotoğrafçı, Fransızca, bir Fransız grafik romanı. Afganistan'da geçiyor mesela bu. Bunun da dışında internette blog olarak da karşımıza çıkabiliyor. Çok fazla yok İtalya'da ama yine de var. En önemlisi olarak karşımıza Zero Calcare çıkıyor. Hayli başarılı oldu, hayli tanındı. Ve kendi çalışmalarını webde tanıttı. Yani çizgi romanlar öncelikle internette, daha sonra kitap olarak karşımıza çıktı. Bestseller diyebileceğimiz bir sonuç doğdu. Sıra dışı bir şey bir grafik roman için, İtalya açısından bu pek olağan değildir. Son olarak da bir bibliografya vermek istiyorum size. Siz gösterge bilim açısından çizgi romanları buradan derinleştirebilirsiniz. Çok teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederiz Cristiano. Çok teşekkürler Dilara. Çünkü gerçekten de son derece ilginç bakış açılarıyla çizgi romanlar hakkında bize hem tarihi hem karşılaştırmalı hem aktüel dünyaya ulaşan bilgiler verdiniz. Her ikinize de birbirinizi tamamladığınız için, yaptığınız bu kapsamlı açıklamalar için teşekkür ederim. Her şeyden önce Dilara'nın söyledikleriyle bağlantılı olarak tercüme konusu ilgimi çekti ve bunun adaptasyonu, dilin adaptasyonu ilgimi çekti. Yazılmıyorlar belki, yazılı kurallar söz konusu değil ama bir şekilde gerçekleşiyor. Örneğin bilek olarak geliyor bu. Tabii ki kelime anlamı değil ama son derece ilginç, böylece yerelleşiyor ve daha algılanması, sevilmesi kolay hale geliyor. Şimdi şunu sormak isterim. Söylediklerinden ilk ortaya çıkışında Türkiye'de çizgi roman biraz da engellenmiş anladığım kadarıyla. Otoriteler pek de heyecan duymamışlar, edebi otoriteler, çevreler. Biraz alt kültür gibi ele alınmış. Fumetti tradotti dalle altre lingue. Sadece başka dilden Türkçe'ye çevrilmiş çizgi romanlar mı var, yoksa Türk malı çizgi romanlarda oldu mu ve bunlar başka dillere çevrildi mi? İtalya'da olduğu gibi büyük başarılar kendi janrında, kendi tarzında oldu mu?
ya farklı mı algılandılar? Şimdi bu çalışmayı hazırlarken, bu sunumu hazırlarken bir araştırma yaptım bu soruyla da bağlantılı olarak. Çünkü ben de aslında öğrenmek istiyordum. Başka dile çevrilmiş çizgi romanımız var mı diye. Ama senin de söylediğin gibi çizgi roman çok uzun bir süre bir alt tarz olarak düşünüldü ve küçümsendi. Bu nedenle de Buket Uzuner de dün akşamki konuşmasında, konferansında söylemişti. Türkler için değerli, yani küçümsenen bir tarzdı bu. İşte bu nedenle de yabancı dile çevrilmiş bir çizgi roman yok. Peki Cristiano, sana da bir soru yönetmek isterim. Tabii ki çok teşekkür ederim yaptığın açıklamalar için. Biz okurken belki de senin bu vurguladığı noktaların üzerinde pek durmuyoruz. Ancak farkında olmadan algıladığımız şeyler bunlar ve sen bunları uzman gözüyle son derece iyi bir biçimde bize açıkladın. Şimdi bir doçent olarak sana şunu sormak isterim. Bu deneyimlerin ışığında bu tercümeler, romanlar, eserler İtalyan dilinden çizgi romana aktarılacak olursa ne düşünürsün? Önemini, edebi önemini kaybeder mi? Olumlu mu olur? Bu konudaki düşüncelerin nedir? Farkları ne olabilir? Madem ki İtalya'da bu kadar seviliyorlar, bu şekilde belki öğretimin de bir parçası olabilir mi? Ya da İtalyanca dilinin öğretilmesi için. Tabii çok çok edebiyatçıları kızdırmak istemem, uzun bir konuşma da istemem ama. Şimdi aslında ben bu konuya yakın hissediyorum kendimi. Yeni yöntemler olmalı öğretmek için. Dolayısıyla edebiyatı sevdirmek için de yeni yöntemlere başvurmamız gerekir. Ve orijinal metinden hareket edildiğinde bunları romana çevirmek, çizgi romana çevirmek yahut romanları çizgi romana aktarmak orijinalinden kopmasına da neden olabilir. Bazı eserler var ki İtalyan edebiyatında bunlar bir şekilde çizgi romana dönüştürüldü. Örneğin Nişanlılar ünlü Sözlüler adlı bir kitap vardır İtalyanca'da. Sonra Mickey Mouse üzerine Topolino adında pek çok dergi yayınlandı ve bu transformasyonlar örneğin bu işte ünlü klasiğin Mickey Mouse versiyonunu karşımıza çıkardı. Küçük birer fareye dönüşmüştü bu evlenmek isteyen iki genç insan. Sonra bazı romanlar var, bazı yazarlar var. Bunlar çizgi romancılarla birlikte çalışıyorlar. Örneğin Enrico Bitzi iki tane romanını bu şekilde yayınladı. Çizgi roman halinde yayınladı. Bir tanesi Pastoristi yanılmıyorsam, öbürkü de Mürekkep Kollu Adam adlı kitabıydı. Tabii ki bu transformasyonlar, bu aktarımlar bunların arasında Amaniti'yi de hatırlıyorum. İki ayrı grafiker ve çizgi romancıyı da hatırlıyorum. Onlar da üç tane hikayesini özellikle çizgi romana aktarmışlardı. Ve her biri de çok ilginçti. Bunlardan bir tanesi yanılmıyorsam dünyanın en son yılbaşısıyla bağlantılıydı ve sinematografik bir görüntü arz etmişti. Eğitim açısından da bu üçü çok önemlidir. Bu üç tipoloji de çok önemlidir. Farklı tipolojiler oluşturmaktadır. Bu
Örneğin roman, hikaye sadece sözcüklerle karşımıza çıktığı gibi çizgi roman olarak da karşımıza çıkmakta. Burada görsel kodeksler var. Tabii sinemada başka bir dünya var. Orada da bir görsellik karşımıza çıkmakta. Bütün bunlar son derece ilginç aslında. Bu transportlar, bu değişimler, modifikasyonlar son derece ilginç ve bence çok da yararlı. Çizgi roman, evet, her zaman biraz küçümsenmiştir. Edebiyat hocaları vardır. Çizgi romanları pek sevmezler. Ama büyük potansiyeli olduğunu inkar etmek mümkün değil. Evet, aynı zamanda biz ikinci yıldan itibaren fakültemizde İtalyan edebiyatı öğretmeye başlıyoruz. 1200'lerden, 1300'lerden başlıyoruz. Yani hani bir aslında çocuklara da nasıl erken yaştan itibaren farklı öğretim yapılır. O şekilde belki bir yandan da bu edebiyatı tanıtırken öncelikle çizgi roman, daha sonra da edebiyatın ana eserleri şeklinde gidilebilir. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Skirmo'ya. Sözü devretmek isterim Sayın İtalyan Kültür Merkezi Müdürü'ne. Belki onun da ekleyecekleri vardır. Tekrar buradayım. Herkese çok teşekkürler ediyorum. Son derece ilgi çekici sunumlarda hem Dilara'nın hem de Cristiano'nun katkıları çok önemliydi. Dün, bugün derken gerçekten çok ilgi çekici bir dünyayı tanıyoruz. Sadece edebiyat ve sanat değil arka planda olan, aynı zamanda dilsel bir dünyada. Çizgi romanları düşündüğümüz zaman dilin de daha tanıtılması mümkün olabiliyor. Yani semantiği olsun, başka açıları olsun, son derece önemli temalar bunlar. Dilara'ya her şeyin başına çok teşekkür ediyorum. Çünkü sayesinde hiç bilmediğim Türkiye'nin çok ilgi çekici bir yönünü tanımış oldum. Cristiano da son derece akademik yaklaşımıyla her zamanki gibi son derece zeka dolu ve keyif vericiydi. Antonella, sana da çok teşekkürler ediyorum. Bu sohbeti senin moderasyonla takip edebildik. Herkesi selamlıyorum. Bizi dinleyen herkesi selamlarken tekrar buluşalım diyorum bu haftanın diğer etkinliklerinde. Herkese sevgi ve saygılar. Görüşmek üzere.